Merhabalar gençler, Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersi 8. sınıf 1. ünite konu tekrarıyla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz dersimize. Evet gençler, 1. ünitemiz kader ve kaza konusuyla ilgili hepinizin bildiği üzere. Evet, kaderin kelime anlamını daha önce size ifade etmiştik arkadaşlar. Ölçmek, biçmek, planlamak, düzene koymak, takdir etmek ve değer vermek anlamlarına geliyordu arkadaşlar. Kader kelimesinin anlamı. Şimdi arkadaşlar buradan hareketle size ifade etmemiz gereken önemli birkaç ifademiz var. Hemen onu söyleyelim. Öncelikle arkadaşlar kaderin kelime anlamını bilmemiz gerekiyor. Kaderin kelime anlamından soru gelmişti arkadaşlar. Yani kelime anlamı ölçmek, biçmek, planlamak, düzene koymak, takdir etmek, değer vermek, kıymet biçmek anlamlarına geliyor. Tanımı bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü örnek olay verip örnek olaydan hangisinin kader, hangisinin kaza olduğunu bizden istiyorlar biliyorsunuz. Kader arkadaşlar tanım itibariyle Allah'ın ezeli ebedi ilmiyle gelecekte olacak. Burada önemli olan ifade arkadaşlar altını çizmiş olduğumuz gelecekte olacak her şeyi önceden bilip takdir etmesidir. Ve önceden ifadesi arkadaşlar burada bizim için ipucudur. Verilen örneklerde, ayetlerde, hadislerde ya da paragrafta, metinde verilen örneğin konusu gelecekte olacak olan bir olayı ifade ediyorsa ve bu önceden belirlenmişse kadere işaret ediyor arkadaşlar. Yine kaza kavramının kelime anlamı hükmetmek, emretmek, yaratmak, gerçekleştirmek anlamına geliyor. Burada da arkadaşlar tanımda ifade edilen zamanı gelince ve gerçekleşmesi ifadesi arkadaşlar bizim için önemli. Kazada şuna bakıyorduk arkadaşlar. Olayın zamanı gelince gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyorduk. Eğer gerçekleşmişse bu kaza ile ilişkilendiriliyordu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar hepinizin bildiği üzere kader ve kaza konusunda kaderle ilgili Allah'ın belli başlı sıfatları vardı arkadaşlar. Bunlar ilim, irade ve kudret sıfatıydı. İrade, ilim ve kudret sıfatları kaderle ilişkilendirilip karşınıza soru olarak gelebilir arkadaşlar. Allah'ın gerek duyular alemi gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesi, ilim. Yine Allah'ın arkadaşlar Celle Celaluhu'nun her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesi, kudret sıfatı. Ve Allah Celle Celaluhu'nun dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapması sıfatları ise Allah'ın irade sıfatıyla ilgili kaderle ilişkilendiren sıfatlarıydı arkadaşlar. Burada şu ifadeyi, şu yorumu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Allah'ın bu sıfatlarıyla bizim sıfatlarımız arasında da benzerlik var. Fark şu arkadaşlar, biz de dileriz, biz de biliriz, biz de güç yetiririz. Ama bizim dilememiz, istememiz, güç yetirmemiz ve bilmemiz arkadaşlar sınırlıdır. Allah'ın ise sınırsızdır arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken birkaç ifade püf noktası arkadaşlar. Bakacağız arkadaşlar. Verilen ayetin, hadisin, paragrafın, metnin konusu önceden belirlenmiş. Yine arkadaşlar aynı ifade geldi. Önceden belirlenmiş ve gelecekte gerçekleşecek bir olayı ifade ediyorsa kader, verilen ayetin, hadisin, paragrafın, metnin konusu zamanı gelince gerçekleşmiş arkadaşlar, önemli bir ifade, olan bir konuya işaret ediyorsa kaza kavramıyla ilgilidir arkadaşlar. Yine arkadaşlar farklı bir soru tarzımız kader ve kaza ile ilgili. Verilen ayetin, metnin, paragrafın konusu yasa ve kuralı ifade ediyorsa kader, bu yasa kurala bağlı gerçekleşen olaylar ise kazadır arkadaşlar. Burası önemli. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz püf noktasında konumuzu ifade etmeye. Şimdi arkadaşlar kaderle ilgili püf noktasında önemli bir konuyu ifade edeceğiz size. Eğer ki sadece Allah'ın dilemesiyle gerçekleşecek gece gündüz oluşumu, yağmurun yağması, mevsimlerin oluşumu gibi örnek olaylar verirse bunun kaderle ilişkili olduğunu ifade edeceğiz. İnsanların gücü ve sorumluluğuyla gerçekleşen çürük binanın yapılması, depremde yıkılan binanın insanın sorumluluğuyla alakalı olduğunu bileceğiz ve bunun kaza ile alakalı olduğunu ifade edeceğiz arkadaşlar. Bir de yanlış kader anlayışımız vardı arkadaşlar. Bunu ifade eden birkaç kalıplaşmış ifademiz vardı. Ne yapayım, kaderim böyleymiş, kader mahkumu üzerinden ne gelir, kader utansın gibi ifadeler yanlış kader anlayışına kendim ettim, kendim buldum ifadesi ise doğru kader anlayışına işaret eder arkadaşlar. Burada bizim bilmemiz gereken kendim ettim, kendim buldum ifadesinde iradenin karşımıza çıktığı, yani iradenin varsayıldığı. Diğer ifadelerde ise arkadaşlar iradenin yok sayıldığı bizim için
önemli bir durumu ifade ediyor arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dikkat dedik. Kader ve kaza ile ilgili cümleler verilir ve hangisinin kadere, hangisinin kazaya dair örnekler olduğu sorulursa yapmamız gereken şuydu arkadaşlar. Cümlenin yüklemine bakıyorduk. Eğer cümlenin zaman kipi, burada önemli arkadaşlar, cümlenin zaman kipi ecek acak ifade eden gelecek zamanı ifade ediyorsa bu kaderle ilgili. Yine arkadaşlar cümlenin yükleminin zaman kipi dido ifade eden geçmiş zaman ise bu da arkadaşlar hepinizin bildiği üzere kazaya örnektir. Tekrar ifade etmek gerekirse cümlenin zaman kipi ecek acak ifade eden gelecek zaman ifade ediyorsa kadere, dido ifade eden geçmiş zaman ifade ediyorsa kazaya örnektir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Örneklerimiz var arkadaşlar. Suyun kaynama noktası kader, çünkü yasa kuraldır. Bu yasaya bağlı olarak gerçekleşen suyun kaynaması kazadır arkadaşlar. Tekrar suyun kaldırma kuvveti kadar, bu yasaya bağlı olarak gemilerin suda yüzmesi kaza. Allah Celle Celaluhu'nun önceden belirlediği ölüm zamanı ecel, kader. Zamanı gelince gerçekleşen ölüm olayı ise kazadır arkadaşlar. Yine bir örnek vermek gerekirse yer çekimi kuvveti kader, bu yasaya bağlı olarak gerçekleşen boşluğa bırakılan cisimden yere düşmesi ise kaza kavramını ifade ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hızlıca devam ediyoruz, sorularımızı geçiyoruz. Diğer bir konumuz ise arkadaşlar kader ve kaza kavramının evrendeki gerçekleşmesini ifade eden evrendeki düzen konumuz arkadaşlar. Allah her şeyi evrende bir düzene göre yaratmıştır, var etmiştir arkadaşlar. O yüzden 4 tane maddemiz vardı bu konuyla ilgili gelebilecek olan sorularda karşımıza çıkacak olan. Allah evrende koymuş olduğu ölçü, düzen, ahenk ve uyum kavramı ile yakından ilgilidir arkadaşlar. Birincisi neydi arkadaşlar? Evrende bir düzen vardır. Evrende bir düzen varsa bu neyi gerekli kılıyordu arkadaşlar? Evrende bir düzen koyucunun varlığını gerekli kılıyordu. Sonra evrendeki bu düzen milyarlarca yıldır bozulmadan devam ediyor arkadaşlar. Bu bozulmadan devam etmesi evrende düzen koyucunun tek olmasıyla alakalıydı. Ve son maddemiz arkadaşlar, evrende düzen koyucu Allah'tır ifadesi arkadaşlar. Evrende rastgelelik, tesadüflük ve keşmekeşlik yoksa, ki yoktur arkadaşlar, bunun sebebi evrende düzen koyucunun tek olmasındandır arkadaşlar. Dikkatli bir ayetimiz var arkadaşlar. Genelde denemelerde ve merkezi sınavlarda bu ayet karşımıza ekolojik denge kavramıyla ilişkilendirilip karşımıza çıkar arkadaşlar. Ayetimiz arkadaşlar Rum suresi 41. ayet. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara taktırıyor. Bu ayet arkadaşlar ekolojik denge kavramıyla karşımıza çıkar arkadaşlar. Ekolojik denge dediğimiz zaman evrenin, dünyanın dengesini ifade ediyorduk arkadaşlar. İşte insanın iradesini kullanarak ekolojik dengeyi bozmaması uyarısında bulunuyor bu ayet. Eğer bozarsak karşımıza çıkacak olan sıkıntıların bizim hayatımızda olumsuz etkilerini ifade ediyor arkadaşlar. Yine püf noktasında bakıyoruz arkadaşlar. Verilen ayetlerde uyum, denge, ölçü, ahenk, düzen kavramları geçiyorsa ayet evrendeki düzen konusuyla ilgili olduğunu ifade ediyoruz. Yine arkadaşlar evrende düzen, uyum, ahenk varsa o zaman arkadaşlar ne yoktur? Tesadüfilik, rastgelelik ve keşmekeşliğin varlığından bahsedilemez. Daha önceki yıllarda yapılan sınavlarda arkadaşlar bu konuyla ilgili çıkan sorularda tesadüfilik kavramını 3 defa sordular arkadaşlar. Yani söylememiz gereken şu arkadaşlar, evrende denge, uyum, ölçü, ahenk varsa evrende ne yoktur? Tesadüfilik, rastgelelik, gelişigüzellik yoktur arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade etmek gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar konumuza. Buna dair örnekler var arkadaşlar. İşte kutup ayısının kutuplarda yaşamaya uygun biyolojik özelliklere sahip olarak yaratılması. Biliyorsunuz adaptasyon diye fen bilgisi dersinde bu konuyu da tekrar ifade edelim. Orada görmüştünüz arkadaşlar. Develerin çölde yaşamlarını sürdürebilmeler için ayak yapılarının ve kirpiklerin yaşam ortamlarına uygun yaratılması. Suda yaşayan balıkların solungaç solunumu, karada yaşayan balık insanların ya da diğer canlıların akciğer solunumu yapması da bu konuya örnektir. Yani Allah evrende hiçbir şeyi tesadüfen rastgele yaratmamıştır. Her şey bir ölçü, uyum, denge, ahenk içerisinde var edilmiştir. İşte insan Allah'ın evrende koyduğu bu evrenden ki düzenden hareketle düzen koyucunun varlığını ve bu düzen koyucunun Allah olduğunu kavrayarak Allah'ın varlığına iman etmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Yeni bir konumuza geçiyoruz. Sorularımızı her zaman olduğu gibi vaktimizin kısıtlı olması sebebiyle geçiyoruz arkadaşlar.
Evet, birinci ünitemizin önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar, evrende Allah'ın koymuş olduğu yasalar konusu. Yani evrensel yasalar arkadaşlar. Allah-u Teala evrendeki düzeni, uyumu, ahengi koymuş olduğu bir takım yasalarla gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bu yasalar evrensel yasalar diyoruz ya da farklı bir ifadeyle sünnetullah ya da adetullah şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu yasalar. Biliyoruz ki Allah evrende her şeyi bir uyum, denge, ahenk içerisinde var etmiştir. İşte bu uyumun, dengenin, ahengin evrende var olmasını sağlayan Allah'ın koyduğu bir takım yasalar var arkadaşlar. Bu yasalara fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar şeklinde isim veriyoruz arkadaşlar. Az önce ifade etmiştik arkadaşlar. Bu yasalar sünnetullah ve adetullah şeklinde de ifade edilebilir arkadaşlar. Fiziksel yasalar madde ve enerjinin yapısı, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi konu edinir. Bu arkadaşlar fiziksel yasanın konusudur. Bir de özellikleri var arkadaşlar. Fiziksel yasalar kanıtlanabilir. Laboratuvar ortamında deney ve gözleme tabi tutulup izlemlenebilir, tekrarlanabilir. Kesin sonuç ifade eder arkadaşlar. Biyolojik yasaların konusu ise arkadaşlar canlıların, burada canlılar ifadesi çoğul arkadaşlar, buna dikkat ediyoruz. Canlılar deyince biliyorsunuz insan, hayvan ve bitkiyi kastediyoruz. Canlıların yapısı, üremesi, beslenmesi, gelişimi gibi konulardır. Biyolojik yasalar özellik itibariyle fiziksel yasalarla aynı özelliğe sahiptir arkadaşlar. Yani kanıtlanabilir, laboratuvar ortamında deney ve gözleme tabi tutulup izlemlenebilir, tekrarlanabilir ve kesin sonuç ifade eder arkadaşlar. Bir sonraki yasamız arkadaşlar ve son yasamız toplumsal yasalar arkadaşlar. Toplumsal yasalarda bizim bilmemiz gereken şey, dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, insanlar arasında bir ilişki olması. Eğer bu ilişki yoksa toplumsal yasa gerçekleşmez arkadaşlar. İnsanlar arası ilişki neticesinde ortaya çıkan bir takım kavramlar vardır arkadaşlar. Hak, hukuk, adalet, eşitlik, yardımseverlik gibi kavramlar. Bunlar toplumsal yasaların konularıdır. Bir de arkadaşlar toplumsal yasayla ilgili ifade etmemiz gereken önemli bir konu da Kur'an'da geçen kıssalar toplumsal yasanın konusudur arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dikkat dedik, evrensel yasalar özellik itibariyle gruplandırıldı. Çünkü daha önceki sınavlarda, merkez sınavlarda buna benzer sorular gelmiş arkadaşlar. Unutmayalım ki toplumsal yasalar fiziksel ve biyolojik yasalardan özellik itibariyle ayrılır arkadaşlar. Yani tersten ifade etmek gerekirse fiziksel ve biyolojik yasalar özellik itibariyle aynı gruptadır. Ama toplumsal yasalar özellik itibariyle bu gruptan ayrılır arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Püf noktasına geldik. Burada önemli olan birkaç şey ifade etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar verilen örneğin 3 her kuralına uyup uymadığına bakarak 3 her kuralının verilen örneklerle ilişkilendirilip toplumsal yasa, fiziksel yasa ya da biyolojik yasa olup olmadığını biz ne yapabiliyorduk? Ölçebiliyorduk. Neymiş bu üçer kuralımız arkadaşlar? Verilen örnek her zaman, her yerde, herkes için geçerliyse bu evrensel yasa olup olmadığı için bizim için önemli bir delildir arkadaşlar. Örneğin su her zaman, her yerde, herkes için kaldırma kuvveti uygular arkadaşlar. Dolayısıyla suyun kaldırma kuvveti evrensel bir yasadır. Bir daha ifade edelim arkadaşlar. Su her zaman, her yerde, herkes için kaldırma kuvveti uygular. Yani bundan 1000 yıl önce de su kaldırma kuvveti uyguluyordu arkadaşlar. Bundan 1000 yıl sonra da uygulamaya devam edecek. Yine arkadaşlar bundan 1000 yıl önce de su her yerde, işte Atlas Okyanusu'nda, Ege Denizi'nde, Karadeniz'de arkadaşlar kaldırma kuvveti uygulamaya devam ediyor ve bütün cisimlere cismin özelliğiyle ilişkili olarak arkadaşlar kaldırma kuvveti uygular. Dolayısıyla şunu diyebiliriz. Suyun kaldırma kuvveti her zaman, her yerde, herkes için geçerli olan fiziksel bir yasadır. Yine arkadaşlar verilen ayetin, paragrafın, metnin konusu cansız varlıklarsa arkadaşlar biyolojik yasa ile ilgilidir arkadaşlar. Eğer verilen ayeti tekrar edelim arkadaşlar, düzelterek, verilen ayetin, paragrafın, metnin konusu cansız varlıklarsa fiziksel yasa, canlı varlıklarsa biyolojik yasadır arkadaşlar. Bir de ifade etmemiz gerekiyor. Burası püf noktası önemli arkadaşlar. Toplumsal yasada insanlar arası ilişkinin olup olmadığına bakıyorduk. Eğer insanlar arası ilişki neticesinde ortaya çıkan bir durum varsa bu da toplumsal yasaya örnektir arkadaşlar. İnsan, hayvan ve bitkiler canlı varlıklar oldukları için biyolojik yasanın konusudur arkadaşlar. Bunu tekrar ifade etmek gerekiyor. Çünkü canlılar dediğimiz zaman 3 farklı grubu ifade etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnsan, hayvan ve bitki arkadaşlar. İnsan, hayvan ve bitki
şu şekilde ifade edelim. Biyolojik yasanın konusudur arkadaşlar. Her toplumsal yasa çoğul. Evet, burası önemli arkadaşlar. Bazen toplumsal yasaları çoğul olmaktan hareketle değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bu her zaman bizi toplumsal yasaya götürmez. O yüzden kuralımız şu arkadaşlar. Her toplumsal yasa çoğuldur ama her çoğul ifade toplumsal yasaya örnek olmayabilir arkadaşlar. Örneğin aşırı hız ve yorgunluk sebebiyle kaza yapan şoför 80 kişinin ölümüne neden oldu. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere ölü sayısı epeyce fazla. Çoğul bir ifade. Yani burada şöyle diyemeyiz. Topluca öldükler için toplumsal yasa diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü buradaki şoförle yolcular arasında herhangi bir ilişki yok. Dolayısıyla bu örneğimiz arkadaşlar biyolojik yasaya dair bir örnektir. Çünkü aşırı hız ve yorgunluk arkadaşlar insanda, yani canlı varlıkta var olan özelliktir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı toplumsal yasa değil, biyolojik yasadır konumuz arkadaşlar. Örneklerimizle devam edelim arkadaşlar. Yağmurun yağması, gece gündüz oluşumu, deprem, yer çekimi kuvveti gibi örnekler arkadaşlar. Fiziksel yasa örnektir. Çünkü arkadaşlar bunların hepsi az önce ifade ettiğimiz üzere arkadaşlar püf noktaydı. Neydi arkadaşlar? Cansız varlıklara dair örneklerdi. Bitkilerin fotosentez yapması, balıkların solungaç solunumu yapması, can taşıyan her canlının ölmesi biyolojik yasayla ilgilidir arkadaşlar. Çünkü bu örneklerin hepsi canlı varlıklara dair örneklerdir. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda huzur ve barışın hüküm sürmesi, Kur'an'da geçen kıssalar toplumsal yasaya dair örneklerdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz hızlıca konumuzu ifade etmeye. Yeni bir konuya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Sorularımızı her zaman olduğu gibi geçtik. Evet. Birinci ünitenin en önemli konularından bir tanesi arkadaşlar. Öğrencilerin en fazla yanlış yaptığı konulardan bir tanesi. Lütfen biraz dikkatli dinleyelim. İnsan iradesi ve kader. Başlığı şu şekilde de ifade edebiliriz arkadaşlar. İnsanın iradesi ile kader arasındaki ilişki. Yani benim iradem kaderimi ne kadar belirliyor ya da kader benim irademe ne kadar ket vuruyor ya da ne kadar sınırlandırıyor arkadaşlar. Bu soruya hem evet hem de hayır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi niye bunu deli dediğimizi birazdan ifade edeceğiz arkadaşlar. Canlı varlıklar arasında insan akıl ve özgür irade sahibi olması sebebiyle arkadaşlar diğer canlı varlıklardan ayrılıyordu. Bu iki özellik arkadaşlar insanı diğer canlı varlıklardan ayıran iki temel özellikti arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu insanı akıl ve irade sayesinde ne yapmıştır arkadaşlar? Sorumlu tutmuştur. Daha önce ifade etmiştik arkadaşlar. Akıl sorumlulukta ön şarttı. O yüzden Allah Celle Celaluhu insana vermiş olduğu akıl nimeti sorumlulukta ön şart olmayı gerekli kılıyor arkadaşlar. Bu daha önceki sınavlarda bu ön şart ifadesini sormuşlardı bilginiz arkadaşlar. O yüzden insan aklı ile İyi, kötü, doğru, yanlış, faydalı, zararlı ayrımı yapar arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bu soruda niye yanlış yapıyorsunuz? Çünkü akılla iradenin fonksiyonunu karıştırıyorsunuz. Yani işlevini karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Aklın fonksiyonu neymiş arkadaşlar? İyi, kötü, doğru, yanlış ve faydalı, zararlı ayrımı. Yani akıl ayırt etme gücüdür arkadaşlar. İrade ise seçer, diler, ister, tercihte bulunur arkadaşlar. İradeyle. O yüzden irade seçebilme, tercih edebilme, dileyebilme, isteyebilme gücüdür arkadaşlar. O yüzden akılla iradenin fonksiyonu bir defa daha ifade edelim. Akıl ayırt etme gücüyken irade ise arkadaşlar seçme, tercih etme, isteme, dileme ile ilgili bir durumu ifade ediyor arkadaşlar. İradeyi ikiye ayırdığımız zaman arkadaşlar iradenin cüz'i irade ve külli irade olmak üzere iki kısma ayrıldığını ifade edebiliriz arkadaşlar. Cüz'i irade seçebildiklerimiz, güç yetirebildiklerimizdir. Cüz'i irade insan iradesi olduğu için arkadaşlar burası önemli, sınırlıdır ve eksiktir arkadaşlar. Külli irade ise arkadaşlar seçemediğimiz, güç yetiremediğimiz, zorunlu olduğumuz şeylerdir arkadaşlar. Burası önemli, zorunlu olduğumuz şeylerdir. Külli irade iradenin Allah Celle Celaluhu ile ilgili olan bölümü olduğu için tamdır ve sınırsızdır arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Püf noktasına geldiğimiz zaman şu ifadeleri size söylemek gerekir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar akıl Allah Celle Celaluhu'nun insana verdiği ayırt etme gücü. İrade ise seçebilme, tercih edebilme gücüdür arkadaşlar. Burası önemli. Bir daha ifade
ifade edelim. Çünkü dediğim gibi sınavlarda siz bu iki fonksiyonu karıştırdığınız için yanlış yapıyorsunuz. Akıl Allah'ın insana verdiği ayırt etme gücü önemli arkadaşlar. O yüzden koyu bir şekilde yazdık orada. İrade ise seçebilme, tercih edebilme gücüdür arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği akılla insan ayırt eder, irade ile seçer, tercihte bulunur arkadaşlar. Özgürlükle sorumluluk arasında doğru orantı vardır. Özgürsek sorumluyuzdur arkadaşlar. Sorumlu değilsek özgür değilizdir. Burası önemli arkadaşlar. Doğru orantı var dedik. Yani özgürlüğümüzle sorumluluğumuz arasında doğru orantı var demek şunu ifade ediyor arkadaşlar. Bir konuda Allah bizi özgür bırakmışsa o konuda sorumluluk yüklemiştir. Ama özgür bırakmamışsa, tercih hakkımızın olduğunu ifade etmemişse o konuda bizi sorumlu tutmamıştır arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu'nun insana gücü oranında sorumluluk yüklemiştir. Bu da önemli arkadaşlar. Allah hiç kimseye gücünün üzerine bir yük yüklemez. Bu ayet-i kerimelerde ifade edilmiştir. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar, 40 kiloyu kaldırabilecek gücümüz varken Allah bizi 40.01'den sorumlu tutmaz. Ama arkadaşlar, 40 kiloyu kaldırabilecek gücümüz varsa 30.99'u yerine getirmişsek 0.1'den de sorumlu tutar. Yani Allah kişiyi, yani insanı gücünün üzerinde bir yükle sorumlu tutmaz arkadaşlar. Diğer bir ifademiz, insan bireysel sorumluluk taşıyan bir varlıktır. Her birey yapıp ettiklerinden sorumludur. Hiç kimse başkasının yapıp ettiklerinden sorumlu değildir arkadaşlar. Yani suç ve ceza bireyseldir. Kişi işlemiş olduğun suçun cezasını kendisi seçer. Örnek verelim, cinayet işleyen bir babanın suçunun cezasını oğluna yüklemezler. Hem ceza hukuk açısından böyledir, hem de günah sevap ilişkisi açısından böyledir arkadaşlar. Ya da öğlen namazının farzını kılmayan bir kimsenin günahı başka birisinden sorumlu tutulmaz arkadaşlar. Yine arkadaşlar devam edelim. Bu sebepten dolayı, bireysel sorumluluktan dolayı arkadaşlar önemli bir durumu ifade edeceğiz arkadaşlar. Nedir o? Şu ki kaderim böyleymiş, ne yapsam boş, kör talihim alın yazım, kader utansın gibi ifadeler kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. Çünkü insanın akıl ve iradesi vardır. Bu sayede insan Allah tarafından sorumlu tutulmuştu arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Dikkat dedik. Burada öğrencilerin sınavlarda karıştırdığı farklı bir noktayı ifade etmek gerekiyor arkadaşlar. Akıl ile beyin arasındaki fark önemli arkadaşlar. Akıl insanı diğer canlı varlıklardan ayıran temel özelliktir. Burası önemli arkadaşlar. Ve beynin fonksiyonudur arkadaşlar. Beyin ise bir organdır. Önemli. Bütün canlı varlıklarda vardır arkadaşlar. Çiçekte, çekirdekte, işte diğer canlı varlıklarda beyin diye ifade ettiğimiz organ canlıların yaşamsal organıdır. Ama insanın beyniyle diğer canlı varlıkların beyin arasındaki fark fonksiyonuyla ilgili bir durumu ifade ediyor arkadaşlar. Beyin akledebilme yeteneğini sadece insanda ortaya koyuyor arkadaşlar. Örnekleri ifade etmek gerekirse arkadaşlar, meslek seçimlerimiz, inançlarımız, ahlakımız, çalışkan veya tembel olmamız, seçebildiğimiz, güç getirebildiğimiz şeyler olduğu için cüz'i iradeye dair örneklerdir arkadaşlar. Çünkü bunlar bizim için zorunlu değildir, isteğe bağlıdır. İster yaparsınız, ister yapmazsınız. Bu yüzden Allah bizi bu konuda sorumlu tutmuştu. Kan grubumuz, cinsiyetimiz, ırkımız, doğum ve ölüm tarihimiz, seçemediğimiz, güç getiremediğimiz şeyler olduğu için külli iradeye dair örneklerdir arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bunlar bizim için zorunludur. Yani kişi ırkını, cinsiyetini, kan grubunu, işte ten rengini, göz rengini ne yapamaz arkadaşlar? Belirleyemez. Çünkü bunlar kişi için zorunlu durumu ifade eder. Bu yüzden de Allah bizi bu konularda sorumlu tutmamıştır. Yani yarın yevmi kıyamette Allah niye kan grubun sıfır araç pozitif negatif değil diye bize herhangi bir sorumluluk yüklemeyecek. Çünkü bizim kan grubunu seçme özgürlüğümüz yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Yine sorularımızı geçerekten yeni bir konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, kaderle ilgili kavramlar konusuna geldik arkadaşlar. Bu kaderle ilgili kavramlar önemli arkadaşlar. Niye? Çünkü biz bu kaderle ilgili kavramları yanlış anladığımız için dolayısıyla yanlış kader anlayışı ortaya çıkıyor. Burada İslam'ın doğru anlaşılması ve hayata doğru tatbik etmesine engel olduğu için bu kaderle ilgili kavramları biz ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bu kavramlar arkadaşlar hepinizin gördüğü üzere arkadaşlar sağlık, başarı, tevekkül, ecel, hastalık, başarısızlık, rızık ve ömür konulardır arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar dini literatürde bolca karşımıza çıkar. Gerçek hayatta bolca karşımıza çıkar. O yüzden halkımız işte bunları yanlış anladığı için kaderim böyleymiş,
kader mahkumu, kötü talih, kısmette ne varsa o olur, alın yazısı gibi ifadelerle bu kavramları kaderle ilişkilendirir. Doğru bir kader anlayışı, kader anlayışı ve inancı için bu ifadeleri kaderle ilişkilerini sağlıklı bir şekilde kurmak gerekir arkadaşlar. Bu ilişkiyi doğru kurmadığımız zaman az önce ifade ettiğim gibi yanlış kader anlayışına sebebiyet veriyor ve dinin yanlış anlaşılması ve hayata yanlış aktarılmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlardan iki tanesi ömür ve ecel arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere arkadaşlar ömür neydi? İnsanı diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimine mahkum eden iki aralıktı arkadaşlar. Bu ömür dediğimiz yaşam ve hayat diye karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Farklı şekillerde ifade edecek olursak. Ömür Allah tarafından belirleniyor arkadaşlar. İnsan sonradan yaratıldığı için diğer canlı varlıklar için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Doğum tarihi ve ölüm tarihi olan bir varlıktır. Dolayısıyla insanın hayatı sınırlıdır. İnsanın ömrünün süresini de takdir eden Allah'tır arkadaşlar. İşte bu ömrün sona erdiğini ifade eden ana, zaman dilimine arkadaşlar biz ne diyoruz? Ecel diyoruz arkadaşlar. Yani ecel ölüm anıdır, ölüm zamanıdır. Bazılarının ömrü kısa, bazılarının uzun olabilir arkadaşlar. Çünkü bunu belirleme imkanı bizde değil. Bu ömrün, yaşamın, hayatın uzunluğu ya da kısalığı bizim elimizde olan bir durumu ifade etmez arkadaşlar. Çünkü ecel Allah tarafından belirlenir, Allah bilir ve değiştirilemez arkadaşlar. Ömür ve ecelin kaderle ilişkisini ifade etmek gerekirse arkadaşlar, ömrün uzaması veya kısalması insan hayatının ne zamana sona ereceği gibi sorularla karşımıza çıkar. Ömrün uzaması ya da kısalması diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ömrün bereketlenmesi daha doğru bir ifadedir. İnsan hayatının ne zaman başlayacağı, ne zaman sona ereceği Allah Celle Celaluhu'nun takdir ettiğiyle gerçekleşir. Hiçbir canlı sonsuz değildir. Yani sonsuz olan Allah'tır. Hüvel baki ifadesini mezarlıklara gittiğiniz zaman kabir taşlarının üzerinde bolca görürsünüz arkadaşlar. Baki olan odur ifadesi karşımıza çıkar bu anlamda. Çünkü insan sonsuz değildir. Çünkü insanın doğum tarihi ve ölüm tarihi vardır. Sonradan yaratılmış olan her şey sonludur. Yani bu bize şunu ifade ediyor. İnsan ölümden kaçamaz. Ölüm kaçınılmaz sondur arkadaşlar. Püf noktasına geldiğimiz zaman arkadaşlar şunu ifade ediyor. İslam dini Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarına uygun ne dünya için ahireti ne de ahiret için dünyayı tercih etmeden dengeli bir yaşamı emreder. Bu denge kavramı önemli arkadaşlar burada. Ne dünyayı ahirete ne de ahireti dünyaya tercih etmeden bir hayat sürmemiz isteniyor, bekleniyor arkadaşlar bizden. Burada şunu ifade edebiliriz. Bir diğer dersimizle ilişkilendirecek olursak mesela basit makineler konusunda fen bilgisi dersinde kaldıraç konusunu görmüştük. Kaldıraç konusunun işte iki tarafına birisine dünya birisine ahiret dersek arkadaşlar ahiret de dünya da 30'ar kilo olmak zorunda. Birisi 20 kilo, birisi 30 kilo olduğu zaman birisi diğerine ağır basar. Bizden Allah böyle bir hayat istemiyor. Dengeli bir hayat sürmemizi istiyor arkadaşlar. Ecel, ölüm zamanı, ölüm anına verilen isimdir arkadaşlar. Bir daha ifade etmek gerek. Bunu ölümle karıştırıyoruz bazen ecel arkadaşlar. Ecel, ölüm zamanı ve ölüm anına verilen isimdir. Az önce ifade ettik arkadaşlar. Bu eceli Allah biliyor. Allah belirliyor. Ve bu sebepten dolayı değiştirilemiyor arkadaşlar. Ömür canlıların doğumu ile ölüm arasında geçen zaman dilimi diye ifade etmiştik arkadaşlar. Ecel değiştirilemeyen ölüm zamanıdır. Hemen aklınıza şu geldi. Hocam intihar edenler ecellerini değiştirirler mi, değiştirilemezler mi? Ecel zamanlarını, ölüm anlarını. Hayır arkadaşlar, çünkü intihar edenler İntihar ettikleri için değil, burası önemli arkadaşlar. İntihar edenler intihar ettikleri için değil, ecelleri geldiği için ölürler arkadaşlar. Bu ne demek? Yani kişi intihar edip bazen de ölemeyebiliyor. Bu sebepten dolayı intihar eden kişi ecelini öne alamıyor arkadaşlar. Çünkü kişi vakti zamanı gelmişse, yani eceli gelmişse, intihar etse ya da başka bir sebepten dolayı ölüyor. Ama eceli gelmemişse intihar ettiği halde ölemeyebiliyor arkadaşlar. Bu da ecelin zamanının değiştirilemeyeceğine dair örnekleri ifade etmemize yardımcı oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar.
Burada mesela bir örnek, bugün tedavi gördü, hastanede hayatını kaybetti arkadaşlar. Bu ne ifade ediyor? Demek ki atladığı anda hemen ölmemiş. Çünkü eceli gelmemiş. Ne zaman ölmüş? Eceli geldiği zaman. Yani aradan 37 gün sonra ölmüş arkadaşlar. Olayın gerçekleşmesinden sonra. Bu da ne ifade ediyor? İntihar eden kişiyi eceli gelmişse hayat sona erer. Eceli gelmemişse hayata devam eder arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar diğer bir konumuza. Hemen sorularımızı hızlıca geçiyoruz. Evet. Emek rızık konusu arkadaşlar. Rızık hepinizin bildiği üzere Allah'ın canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli arkadaşlar. Helal haram ayrımı yapmaksızın yarattığı yiyecek içecek türünden her şeydir. İnsan gücü oranında kendisine, ailesine ve topluma faydalı olmaya çalışır. Hayatında mutlu, huzurlu ve başarılı olmak için gayret gösterir. Dinimiz çalışkanlığı övmekte, insanın çalışmadan, gayret etmeden, alın tere dökmeden isteklerine ulaşmanın mümkün olamayacağını ifade eder. Şunu bilmeliyiz. Bize düşen şudur arkadaşlar. Rızkı veren Allah'tır. Rızkımızı temin etmek için çaba sarf etmektir. Nitekim kuşlar, karıncalar ve arılara baktığımız zaman onların da rızıklarını temin etmek için gayret ettiklerini görebiliriz arkadaşlar. Yine arkadaşlar püf noktasında şunu ifade edelim hemen. Allah Celle Celaluhu helal haram ayrımı yapmaksızın rızkı yaratır. Burası önemli arkadaşlar. Bir daha ifade edelim. Helal haram ayrımı yapmaksızın rızkı yaratır. Bize düşen nedir arkadaşlar? Allah'ın yarattığı rızkın peşine düşmek. Akıl ve irademizi kullanarak Allah'ın rızkının peşine, yarattığı rızkın peşine düşmek ve helal olanı seçmek. Çünkü mümin ve Müslüman olan kişileriz arkadaşlar. Emek ile rızık arasında doğru orantı vardır. Burası önemli arkadaşlar. Doğru orantı vardır. Yani kişi kaliteli rızık istiyorsa ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Kaliteli emek sarf etmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani kaliteli rızık, kaliteli emeği ne yapıyor arkadaşlar? Doğuruyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. İslam'da burası önemli arkadaşlar. Size sınavlarda, hadislerde ya da ayetlerde soru çaba gayretle ilişkilendirilip değil, alın teriyle ilişkilendirilip gelir arkadaşlar. Tamam, buna dikkat edelim. O zaman bilmemiz gereken şu arkadaşlar. İslam literatüründe emeğin, çabanın karşılığı neymiş arkadaşlar? Alın teriymiş. Burası önemli bir ifade arkadaşlar. İslam dininin rızık anlayışı, yani Allah'ın rızasına uygun bir rızık nasıl olmalı arkadaşlar? Bu önemli. Helal ve temiz olacak birinci şartımız. Helali anladık. Temiz ne? Temiz arkadaşlar israf kültüründen uzak, alın teri ve çaba gayrete dayalı olan temiz rızkı ifade eder arkadaşlar. İsraf kültüründen olacak, olması gerektiği kadar olacak arkadaşlar. Rızkımızı temin etmek için ortaya koyduğumuz gayret ve rızkımızı tüketirken ortaya koymuş olduğumuz davranış arkadaşlar. Ve üretmeden tüketime dayalı olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde bir davranış, üretmeden tüketime dayalı bir rızık anlayışı bizi köle kültürüne mensup olan kişiler yapar arkadaşlar. Üretmediğimiz için üretenlerin kölesi haline gelmiş oluruz maalesef arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca konumuzu ifade etmeye. Burada gördüğümüz üzere arkadaşlar Peygamber Efendimiz dilencinin dileni demiş. Kumar, hırsızlık, faiz, rüşvet, tefecilik gibi yollarda elde edilmiş kazanç haram yoldan elde edildiği için helal değildir. Peygamberlerin hepsinin hayatında bir meslekler olduğu ifade edilmiş. Yani hepsi rızkının peşine düşmüş arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz bir sonraki konumuza. Evet, tevekkül karşımıza hep çıkar arkadaşlar sınavlarda. Yanlış tevekkül anlayışını genelde soruyorlar arkadaşlar. Bilmemiz gereken şey arkadaşlar, tevekkülün kelime anlamı Allah'a teslim olmak, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak ve ona sığınmak diye ifade edilir arkadaşlar. Dini bir terim olarak tevekkül, bir işi yaparken elinden gelen gayreti gösterdikten sonra işin sonunu Allah'a havale etmesidir. Burası önemli arkadaşlar. İşin sonunu Allah'a havale etmek. İşin sonu olumlu ya da olumsuz olur. Biz üzerimize düşen sorumu yerine getirdikten sonra bu bizi ilgilendiren kısım değildir. Bizi ilgilendiren bu sonuca yönelik davranışlarımız, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip getirmediğimiz anlamda yapabildiğimiz ya da etmediğimiz konudur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi fırsatına arkadaşlar, Mehmet Akif, ondan önce arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'un Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan, manayı tevekkül bu mudur hey gidin adan. Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki
yordu. Arkadaşlar, bu dörtlükte Mehmet Akif Ersoy tevekkülün yanlış anlaşılmasına vurgu yapıyor arkadaşlar. Evet. Önemli birkaç şeyi de söyledikten sonra tevekkül konusunda bitirelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar tevekkülün pasif bir bekleyiş kalmış değil, imanın, güvenin, itaatin davranışa yansıması olduğunu ifade edelim. Tevekkül tembelliğin, sorumsuzluğun, umutsuzluğun olması arkadaşlar. Yine arkadaşlar Allah'a sığınmak, Allah'a güvenmek ve Allah'a vekil tayin etmek ifadeleri geçtiğinde konunun tevekkülle alakalı olduğunu hemen bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dikkat dedik arkadaşlar. Burası önemli. Tedbir kavramı tevekkül kavramıyla ayrılmaz bir bütündür arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Tedbir kavramı tevekkül kavramıyla ayrılmaz bir bütündür arkadaşlar. Yani kişi doğru bir tevekkül anlayışını sergileyebilmesi için önce yapıp etmesi gereken şeyler yapması gerekir. Yani tedbirini alması gerekir arkadaşlar. Tevekkülü yanlış anlayan insanlar arkadaşlar ne yaparlar? İki şeyi yok sayarlar. Aklını ve iradesini yok sayar arkadaşlar. Tevekkülü yanlış anlayan insanlar. Genellikle arkadaşlar tevekkülle ilgili karşınıza çıkan sorular sınavlarda tevekkülün yanlış anlaşılmasına dair örneklerden oluşur. Evet arkadaşlar, geçtik hızlıca. Evet. Kaderle ilişkili kavramlardan sonuncusu hastalık ve sağlık, başarı ve başarısızlık arkadaşlar. Sağlık biliyorsunuz Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu en büyük nimettir. Bu nimeti korumak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Yani bu nimetin kıymetini bilmemiz gerekir arkadaşlar. Bunu yapmak için de, bu kıymeti bilmek için de üzerimize düşen sorumluluklar var. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin sağlıklı olması, temizin hijyen kuralları diye ifade ettiğimiz temizlik kurallarına uygun olması, yaşadığımız ortamın ısı ve ışık, hava gibi etkenlerin yeterli olması, uyku ve dinlenme gibi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü uyku eğer gerektiği gibi alınmazsa arkadaşlar bağışıklık sistemine zarar verdiğini biliyoruz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bunlara dikkat ettiğimiz zaman sağlığımızı korumaya yönelik önemli adım atmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İnsana düşen hastalık yoktur ki Allah Celle Celaluhu şifasını vermiş olmasın. Yani Allah derdi de vermiştir, dermanını da vermiştir arkadaşlar. İnsana düşen hastalanmamak için gerekli tedbirleri almak, koruyucu hekimlik dediğimiz durum arkadaşlar. Hastalandığı zaman ise aklını ve iradesini kullanarak şifasını araştırmaktır. Başarıyla ilgili arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Başarıya giden yolda aklını ve iradesini kullanarak üzerine düşen gayret ve çabayı gösterir. Tercihleri sonucunda sonucu kendisi belirler. İnsan da sorumluluğu üstlenir. Hak ve adaletten ayrılmayan insan Allah'ın da yardımıyla başarıya ulaşır. Başarı yolunda insanın karşısına çeşitli zorluklar çıkar. Çünkü arkadaşlar engelsiz bir yol değildir hayat. Bazen karşımıza tepelikler çıkar, çukurlar çıkar. Bu durumda arkadaşlar bu zorluklar karşısında yılmadan, usanmadan üzerine düşen sorumluluğu insan yerine getiren insan eninde sonunda başarıya ulaşır. Unutmamak gerekir ki arkadaşlar, burası püf noktası önemli arkadaşlar. Hastalık varsa tedavisi de vardır. Akıl ve vücut sağlığımızı korumak için İslam dininin haram kıldığı şeylerden uzak durmak gerekir. Yine arkadaşlar başarı sonuç değil, bu sonuca götüren süreçte yap ettiklerimizdir. Bizi başarısız kılan etmenleri değerlendirip sorunları giderdikten sonra yılmadan yola devam etmeliyiz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Unutmayalım ki azim, gayret, sebat, sabır gibi tutum ve davranışların başarımızda büyük etkisi vardır. Sınavlarda çıkan sorular arkadaşlar bu konuyla ilgili, başarıya giden yolda insanı diğer canlı varlıklardan ayıran akıl ve iradenin etkisi üzerinde durulduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci ünitenin son iki konusu arkadaşlar Hazreti Musa kıssası. Arkadaşlar Hazreti Musa ile ilgili bilmeniz gereken birkaç şey ifade edip geçeceğiz. Çünkü kıssayı çoğunuz biliyorsunuz zaten arkadaşlar.
Bu konularla ilgili, kıssalarla ilgili size gelebilecek olan sorularda bir, kıssası anlatılan peygamberin kişilik özellikleri gelir. İki, kıssası anlatılan peygamberin kavminin yapıp ettiği aleyhisselam peygamber görevini birlikte yerine getirmişlerdir. Yani iki kardeş peygamberlik görevini beraber yerine getirmişlerdir. Diğer arkadaşlar, Hazreti Musa Mısır'da dünyaya gelmiş. Hazreti Musa'nın hayatındaki üç şehir arkadaşlar Mısır'da dünyaya gelmiş. 10 yıl Medyen'de kalmış. Daha sonra Mısır'a dönmüş ve Filistin'e göç etmiştir. Mısır'da dünyaya geliyor. Medyen'de evet arkadaşlar, bağlantımızda bir sıkıntı oldu. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyorum. Hazreti Musa'nın hayatında Mısır dedik, doğduğu şehir. Daha sonra Medyen'de evleniyor. Tekrar Mısır'a dönüyor ve Filistin'e göç ediyor arkadaşlar. Hazreti Musa ile ilgili belli başlı mucizelerimiz vardı. Asasının kocaman bir yılan olması, elini koyuna sokup çıkarınca elinin gözleri kamaştıran bir nur gibi parlaması, sihirbazların insanları büyüleyen sihirler karşısında asasını yere atıp sihirbazların sihri yok etmesi ve denizi asasına vurarak denizde yol açması Hazreti Musa'nın gösterdiği bazı mucizelerden arkadaşlar. Evet, birinci ünitemizin son konusu Ayetel Kürsi konusuna geçiyoruz arkadaşlar. Ayetel Kürsi biliyorsunuz arkadaşlar, Bakara suresinin 255. ayeti. Ayetel Kürsi ne suredir ne duadır arkadaşlar. Ayetel Kürsi ayettir adı üzerinde. Hangi ayet? Bakara suresinin 255. ayetidir. Ayetel Kürsi'nin konusunda arkadaşlar önemli ifade etmemiz gereken püf nokta, Allah'ın sıfatları Ayetel Kürsi'nin konusudur. Allah'ın sıfatları ve eşsiz kudretini Ayetel Kürsi'de bize ifade eder bu ayet. Ayetel Kürsi'nin konusu, bir tekrar ifade etmek gerekirse, Allah'ın eşsiz sıfatları, ana fikri ise Allah'ın sonradan yaratılmış olanlara benzememesidir. Ayetel Kürsi'de Allah ibadet edilecek tek makam olduğu, Allah'ın ibadet edilecek tek makam olduğu, sonra hay, kayyum olduğu, yani dil olduğu, yöneten, düzenleyen olduğu, uyku ve uykuluk tutmadığı, her şeyin sahip olduğu, hükmünde ortağı olmadığı, her şeyi bildiği, ilminin her şeyi kuşattığı, her şeye güç getirdiği, ona hiçbir şeyin zor gelmediği, yüceler yücesi olduğu ifade edilir arkadaşlar. Yani kısaca Allah-u Teala'nın Ayetel Kürsi'de ifade edilen sıfatlar bunlar diyebiliriz arkadaşlar. Dikkatteki son ifadeleri de söyledikten sonra dersimizi bitiriyoruz. Allah'ın açıkça ifade edilen dört tane sıfatı vardır. Hay sıfatıdır, azim sıfatıdır ve ali sıfatıdır arkadaşlar. Bunlar Ayetel Kürsi'de açıkça ifade edilen Allah'ın sıfatlarıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Birinci ünite konularını hızlıca tekrar ettik sizinle birlikte. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.